Baba ben gidiyorum. Çocuklarımı sana emanet ediyorum. Almanya'ya gidip oğlumu alıp geleceğim. Bilet için bana para verebilir misin? Gideceğim de ben edeceğim. Oğlumu alacağım. Nasıl alacaksın? Ne fark eder baba? Bir şekilde alacağım. Sen oraya gidince o adam sana çocuklarını verecek mi? Verecek olsa buradan niye kaçırıp oraya götürsün? Günlerce bu kapıya çocuklarım, çocuklarım, çocuklarım diyen niye dayansın? Oğlumu orada bırakamam baba. Alpay bakamaz. Perişan olur çocuğum. Bana bak. Senin aklın örtülmüş. Mahkemede, kanunda çocukların velayetini o adama vermiş. Şimdi sen de oralara gidip rezil rüsva mı olacaksın? Umurumda değil baba. Umurumda değil ne olacağım. Ben zaten Seyit Ali'den ayrı yaşayamam. Ha. Zormuş demek ya. İnsanın çocuklarından ayrı olmasın. Zormuş demek. İşte o yüzden bin düşünüp bir defa hareket edeceğim. Ne kendinin ne de başkasının başını yakmayacağım. Hala. Ne olursun yardım et. Benim Almanya'ya, oğlumu almaya gitmem gerek. Kızım sen babanı duymadın mı? Ne dediğini anlamadın mı? Babam kızgınlığından beni cezalandırıyor. Ama şimdi olmaz. Oğlumu bulmalıyım. O mu seni cezalandırıyor yoksa sen mi hüküm kessin? Bir düşün. Kızım, baban sana yardım etmem demedi. Ne halin varsa gör demedi. Gölgeni üstümden çek demedi. Oralara gidersen perişan olursun, biçare olursun dedi. Ya sen niye anlamayın kızım? Adamın elinde kapı gibi evrak var. Sen ne yaparsan yap, o çocuğu sana vermezler. Yat yaban ellerde, karakollara düşersen biz buradan sana nasıl ulaşalım? Gene burnunun dikine gidip ciğerimizi yakma. Ya ne yapayım peki? Ne yapayım ben burada nasıl durayım böyle? Çocuğum orada ben burada ne yapayım hala? Öfkeyle, yola düşmeyle çare bulunmaz. Aklın vermediği yerde bir dur, bir düşün. Bir sana denilene kulak ver. Bir sana uzatılan eli gör. Tek senin mi ciğerin yanıyor? Kimse sana duvar örmüyor. Bak senle birlik olduk. Hal çareyiz.